Şehzadem, iyi misiniz? Gazanfer ağa, neler oldu? Çabuk anlat. Ne mi oldu? Şehzademiz canını zor kurtardı. Şehzade Bayezid ve adamları Çetinceviz çıktı. Tedbirlerimizin hepsi boşa gitti. Şehzademize yanlış akıllar veriyorsun Lala. Şehzade Bayezid'in karşısına çıkmasına evvela ben karşıydım. Aklının ermediği mevzular hakkında zinhar ahkam kesme. Kimseyle konuşacak halde değilim Lala. Nurbanu? Şükürler olsun hayattasın. Yüce Rabbim. Selim? Ne olmuş sana? Ne işin var senin burada? Bayezid'le olanları iştir işitmez yola koyuldum. Emrine karşı geldim biliyorum. Lakin senden bir haber, elim kolum bağlı oturamazdım. Ne olur anla beni. İzin ver yarına bakayım. Çok acıyor mu? Hata ettiğimi düşünüyorsun değil mi Atmaca? İnşallah günün birinde pişman olmaz. O kılıcı keşke indirseydim demezsiniz şehzadem. Bilirsiniz, merhametten maraz doğar derler. Allah merhamet göstermeyene rahmet de bulunmaz Tuğrul Bey'im. Bence şehzademiz doğru olanı yaptılar. Allah korusun, Şehzade Selim'in canını alsaydınız, valideniz Hürrem Sultan'ın yüzüne nasıl bakacaktınız? Daha mühimi, bunun hesabını vicdanınıza nasıl verecektiniz? Siz merhamet sahibi bir şehzadesiniz. Bu sizi Şehzade Selim'den ayırıyor. Farkınızı ortaya koyuyor. Hiçbir şehzadeyi vicdanı tahta çıkarmadı. Yok bana. İlaveten merhamet tek taraflı olmaz. Merhamet dilemek için bunu hak etmek icap eder. Nasıl gidersin? Hayatını nasıl tehlikeye atarsın aklım almıyor. Burada olsaydım zinhar göndermezdim. Mecburdum Nurbanu. Bayezid gururumu ayaklar altına aldı. O sözlerin altında kalacak değildim. Lala, Mustafa'ya nasıl itimat edersin? Belli ki seni öldürtmek için yazdırmış o mektubu. Benim aklımdan geçmedi değil. Lakin ona itimat ediyorum. Bayezid'le bir yere varamayacağını anlayınca doğru tarafı seçti. Artık benim yanımda. Sen öyle diyorsan öyledir. Yine de dikkat et yalvarırım. Lala bugün Bayezid'den vazgeçiyorsa, yarın kolaylıkla senden de vazgeçebilir. Hem ortada bir sebep yokken neden taraf değiştirsin ki? Lala menfaati neyi gerektiriyorsa onun peşinden koşar. Birçok devlet adamı gibi. Belki de bilmediğimiz bir sebebi vardır. Yolda çok düşündüm. Rahmetli Şehzade Mustafa abinin zevcesinin ve çocuğunun başına gelenleri hatırladım. Eğer sana bir şey olsaydı, hiç kimseyi beklemeden kendimi de Murat'ı da öldürürdüm. Böyle şeyler söyleme. Aklıma takılan bir sual var. Şehzade Bayezid'in boğazına kılıcını dayayan sen olsaydın, onun gibi merhamet mi gösterirdin? Yoksa canını alır mıydın? Bunu ben de düşündüm. Hünkârımız da merhametlidir. Lakin mevzu bahis kendi tahtı olunca evladına bile acımaz. Acıyan merhamet eden acınacak hale düşer zira. Neler oluyor Lala? Şehzade Selim'le Şehzade Bayezid kılıç kılıça gelmiş diyorlar.
Hürrem Sultan seni buraya şehzadelerin arasını boz diye değil, Şehzade Selim'i durdur diye gönderdi. Şehzadelerden birinin başına bir iş gelirse bunun hesabını zinhar Hürrem Sultan'a veremezsin. Ben elimden geleni yaptım. Sen bana laf edeceğine Nurbanu Sultan'la alakadar olsan daha iyi edersin. Tüm kaideleri hiçe sayarak Manisa'ya döndü. Şehzadem, Nurbanu Sultan'ın burada bulunması hoş görülemez. Aydın'da. Şehzade Murad'ın yanında olması makbul. Hürrem Sultan'ın bu mevzuyla ilgili son kararını hatırlatırım. Gel. Fahriye. Huzur kaçırmak için geldiğin aşikar. Derdin nedir? Şehzademize burada bulunmanızın münasip olmadığını hatırlatıyordum sultanım. Buraya izinsiz gelmiştiniz. Şehzadem, Fahriye'nin söylediklerine itibar etmeyin. Benim yerim burası. Sizin yanınız. Yokluğumda neler olduğu malum. Gitmeme müsaade etmeyin. Öldürün daha iyi. Nurbanu Sultan kızlarımla birlikte burada benimle kalacak. Şehzade Murad'a lalası refakat eder. Nurbanu, sen de gider bazı vakitler görürsün. Peki kaideler şehzadem? O kaideler Allah kelamı değil ya Fahriye. Vakti zamanında validem de rahmetli Mehmet abim sancağa çıktığında onunla birlikte gitmemiş, hünkârımızın yanında kalmıştı. Thank you.